Sniper var, dikkat edin! Ogir. Ogir, ne yaptınız? Tamam Markus. Ne tamam Ogir? Vurdunuz mu? Sarı. Vurduk. Öldü mü peki? Ölmüştür herhalde. Biz vurduk Markus. Şimdi orta kalan bütün askerleri yok etmenizi istiyorum. Tek bir parçaları bile kalmasın! Defne Markus! Haydi aslanım! Hadi indir bakalım! Hepsini öldürün! Burası onların mezar olsun! Haydi! İyi misin? He? Hiç iyi değilim Melin. Hiç. Benim için çok zor oldu. Zor diyorsun. İnsanlık hali. Bir gün zor, bir gün kolay. Misal, bir gün pera var, öbür gün yok. Ya. Hemen gök budak. Emredersiniz.
Çal. Bahtiyar yüzbaşı. Yüzbaşım. Şu an helikopterdeyiz yüzbaşım. Ama helikoptere yaklaşmadan önce keskin nişancıdan ateş yedik. Özellikli hedefleri saray. Sara mı? Durum nasıl? O kadar da parlak değil. Biraz ağır. Anlaşıldı. Bu herifleri karşımıza Markus'un çıkardığını kanıtlıyor bu dedik. Bahtiyar. Sen karargâh geçince haber et bana mutlaka. Anlaşıldı yüzbaşım. Allah yardımcınız olsun. Sağ olasın. Komutanım, İlhan. Helikopterde kardeşim. Haber bekleyeceğiz. Kılıç! Hadi süpürelim artık şunları. Anlaşıldı. Komutanım. Turan Simi, Doğu Türkistanlı soydaşlarımız ve İlhan Assubay ile şu an helikopterdeler. Ancak teröristler Sara'yı öldürmeye çalışmışlar komutanım. Sara'yı mı? Evet komutanım. Ağır yaralıymış. Tabii ya. Markus. Sara'yı canlı ele geçirmemiz Markus'un bütün dengesini bozmuş olmalı. Sen hiç aşık oldun mu Velid? Ne? Aşk? Cebinde peran varsa karı çoktur Merkus. Ne aşk diyor? Ben sana aşk diyorum. Sen bana paradan bahsediyorsun. Senin bu paraya olan tutkun, bu materyalist bakışın benim tüylerimi diken diken ediyor. Biraz daha incelikli, biraz daha hassas, ha? Düşünemez misin? Neyse. Ben gidip içeride yasın, tek başıma tutacağım. Eyvah! İhtiyacın olursa çağırırsın. Ya değişik bir adam bu ya. Önce fır diyor. Sonra ağlayıp yas tutuyor. Manyak. Çolpan Bey, hoş geldiniz. Ben Albay İbrahim Kopuz. Memnun oldum, Albay Bey. Şehidimiz için çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Sağ olun. Büyük Türk milleti sağ olsun. Buyurun, bu taraftan lütfen.
Albay kızım. Tam zamanı. Kurtuluş yolu de, Sudek, aktı biznin kanımız. Sen üçün ey yurtumuz, olsun fida mink canımız. Kan içip, hem can birip, ahir kurtuldurduk seni. Kalbimizde kutkuzuş kabardı imanımız. Yarı hemden boldu biznik himmetimiz. Sen üçün dünyanı sorgan idi, ötken ulu ecdadımız. Yurtumuz, biz... Yüz kösekni kan bilen pakiz idük, em de hiç kirletmeyeceğiz. Çünkü Türk'tür namımız. Evet, belki kalbimin ritmi bozuk. Damarlarımda birkaç stent, hatta canım burnumda denilebilir. Ama bu adamdan bu duayı dinledim ya. Bu her şeye değer. Bu gök bayrak altında bir Doğu Türkistanlı'dan bu mısraları dinledim ya. Bu her şeye değer. Emekli Tümgeneral Mehmet Arif Kırlangıç. Adını çok duyduk Çolpan Bey. Onur duydum. Vatanına hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de sizi tanımaktan onur duydum generalim. İnşallah, inşallah bir gün siz de bizim oralara gelirsiniz de ben de size vatanınıza hoş geldiniz derim. İnşallah. İnşallah. Çolpan Bey Ankara'ya sağ salim ulaşmış. İlhan da ameliyat almışlar. Çok şükür. Şükür. Baba. Eğer o çocuğa bir şey olursa var ya, var ya eğer o çocuğa bir şey olursa, o şu karşıdaki şerefsizleri de tek tek döveceğim. Ne inatsız yırttı bunlar ya? Az kaldı Hakir. Geliyoruz. Hadi biraz çabuk edin. Esken buradan göz açtırmıyor bize. Acele toplandığımız için. Ağır silah adam yoktur elimizde. Çabuk koşun. Merak etme. Hepsini getiriyoruz. Birazdan oradayız. Senin askerler gözünü bile açmayacak. Tamam tamam. Daha edin. Acele edin. Haydi. Bitecekler yürük, bitecekler.
Kötü sıkıştık burada Bozok Baba. Çıkacağız Yörük. Çıkacağız. Ama hepsini temizlemeden riske edemeyiz. Gece zorluyor bizi. İlyas, Çiğdem, Batur. Adamları görebiliyor musunuz? Ne durumdalar? Komutanım, bu tarafta pek bir hareket yok. Öyle tek tük atışlar işte. Ben de sayıca az olduklarını tahmin ediyorum komutanım. Komutanım, benim olduğum noktadan da bir hareketlilik gözükmüyor. Anlaşıldı İlyas. Çekiç, Selçuk, siz de durum ne, görebiliyor musunuz adamları? Komutanım, adamlar iyi gizleniyorlar. Fakat sayıca azaldılar. Komutanım, buradan net bir şey görünmüyor ama sayılar bayağı azaldı. Komutanım, özellikle bizim görüş alanımızdan uzaklaşmış olabilirler. Bir çukurluk yoktur umarım. Anlaşıldı baba. Başçavuşum Selçuk, dikkatli vaziyette mevzinize geri çekin. Emredersiniz komutan. Emredersiniz komutan. Oğlum, mevzini niye terk ettin? Komutanım, İlhan'ın koluyla ilgili bir şey demediler değil mi? Siz ameliyat dediniz ama... Komutanım, İlhan eğer kolunu kaybederse... İlhan askerlik yapamazsa komutanım, yaşayamaz. Bu çok ağır bir şey. Demir, koçum, bak İlhan çok yürekli. Cesur, çok iyi bir asker. Ona hiçbir şey olmayacak. İyileşecektir, merak etme. Sağ olun komutanım. Fırla mevzine. Emredersiniz komutanım. Hadi. Doktor hanım, doktor hanım. Hastamızın durumu nasıl? Kolunda bir hasar kaldı mı? Hastanın durumu gayet iyi. Ameliyat başarılı geçti. Kolunu kurtardık. Eskisinden farklı olmayacak. Kurşun kemiği zedelememiş neyse ki. Sadece biraz zaman alacak iyileşmesi, o kadar. Çok teşekkür ederim doktor hanım. O çocuğun kolunda hasar kalsaydı onun için çok kötü olacaktı. Merak etmeyin, hiçbir sıkıntı yok. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.